Efendim büyük bir atılımla büyük maceraları gerçekleştirdiğimiz, büyük zaferleri yakaladığımız bir zaman diliminden aile vaktiyle herkese selam olsun diyorum. Ee, gerçekten büyük çağ atlıyoruz, muazzam bir yol alıyoruz ve hedefe doğru koşuyoruz. Büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah aileye de vakit ayırarak asıl atılımı gerçekleştireceğimiz aile vakti olsun diyorum. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Efendim eğitimci, sosyolog, özkur bir yönetim kurulu başkanı, kıymetli abim, değerli hocam Hami Koç'la beraberim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çağ atlıyoruz dedim. Ee, devrimler gerçekleştiriyoruz dedim. İnşallah en büyük devrimi Artık bundan sonra aileye dönüş yaparak aileden yapacağız. İnşallah. Ee, hocam e, çok ciddi manada bu süreci e, koşarak koşuşturarak geçirdiniz. E, şu anda gelinen nokta nedir? Okullar açılıyor. E, artık eğitime herkes biraz daha farklı bakacak inşallah. İnşallah. Sormak istiyorum. E, önce halinizi hatırınızı soralım. Cenab-ı Allah şükürden aciziz. E, tabii her gün yeni bir olayla, yeni bir sıkıntıyla hayat devam ediyor. Lokman Bey, sıkıntının, problemin, e, üzüntünün olmadığı bir gün olmaz. Hele de inanan insanlar için bunlar ilaç mesafesindedir. Olmadığı zaman belki biraz düşünmek lazım. Bizim duamız Cenab-ı Allah kaldıramayacağımız dert bela vermesin. Amin. Amin. Bunu niçin işte. söylüyorum? E, şimdi aslında bir eğitimci olmaktan öte biraz sosyolog e, kimliğinizi biraz kullanmak istiyorum. Allah. Böyle programın ilk başlarında. Ee, tabi okullar açılıyor, anne babalar bu konuda nasıl bir yol izleyecekler. Efendim işte onları bekleyen bir e, psikolojik bir e, durum söz konusu mu? Çocukları efendim işte nasıl adapte edeceğiz? Bu pandemi sürecinde onlar nasıl etkilenecekler? Öğretmenlerimizin rollerini konuşacağız. Ya da gerçekten okullar açılır, açılıyor mu diyeceğiz. Ama ondan önce hocam, e, şunu merak ediyorum. Bir toplum bilimcisiniz, bir sosyologsunuz. E, dünyada ne oluyor şu anda? Dünyada ne oluyor? Madem biz bir aileyiz, evet. ülkemiz biraz daha büyük bir aile ve <laughs> insanlığın ailesi dünyada ne oluyor? Dengeler alt üst mü oluyor? Ya da efendim birisinin yıldızı parlıyor da birileri o yıldızı söndürmeye mi çalışıyorlar? Merak ediyorum. Aslında siz merak ettiğinizi söylediniz ama benim şahsi kanaatim sizi tanıdığım kadarıyla siz bunun cevabını da iyi biliyorsunuz evet, da. Tabi. Şimdi sohbet ediyoruz. Ben bugün... Sosyal paylaşımlarımda, sohbet tadında bazı şeyleri konuşacağız diye bağlantılarımı duyurdum. Şimdi e, tabii 21. yüzyılın içeriğindeyiz, içeriğini bitirmeye de az kaldı. Dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler neler oluyor? Türkiye bir defa emin adımlarla yoluna devam ediyor. Benim arzum, gönlüm bütün gönlümle e, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bütün coşkusuyla. Bütün güzellikleriyle, tarihteki birikimleriyle geleceğe daha ciddi, daha diri, daha iri, daha güvenli adımlarla devam etmesidir ve ediyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, hürriyetin olduğu insanların hür iradelerini, Allah'ın verdiği kabiliyetleri kullanabildiği ölçüde o toplumun bireylerinde de cibiliyetinde veya genetiğinde veya toplumsal birikiminde ciddi bir artı varsa o toplum her zaman güneşin altında çok başarılı veya huzurlu yerini bir şekilde alacaktır. Evet. Şimdi ben birçok konferansımda veya söyleşilerde hep ifade ederim. Lokman Beyciğim 21. yüzyıl bizim yüzyılımız. Evet. İddialı bir cümle bu. Peki bu biz kimiz? Biz şu anda 84 milyonuz gönül co coğrafyamızda 100 milyoncayız. Ve biz kendi birikim ve değerlerimizle milyarlarca insana güzellikleri paylaşacak, onlara aktaracak, o güzelliklerin beraber yaşanması konusunda belki tabiri caizse nohav üretecek güce, birikime imkanlara sahip bir biziz biz. Elhamdülillah. İşte bu değerlerle 21. yüzyıl bizim yüzyılımız. Adaletle, sabırla, çalışmakla, huzurla. Başarıyla bu yüzyıl bizim yüzyılımız. Şu an itibariyle, yaşım itibariyle söylüyorum, geçtiğimiz onlarca yıldaki tecrübelerle söylüyorum. Bütün gidişat şu an itibariyle bunu gösteriyor. Ben biliyorsunuz Türkiye'de ve yurt dışında görevim icabı gerek kültürel faaliyetler için, gerek eğitim faaliyetleri için ve gerekse diğer faaliyetler için çok seyahat yapan bir insanım. Ben 20-30 sene, 40 sene önceki, 35 sene önceki Türkiye'nin dışarıdan görünüşünü, kabulünü, bakışını, e, kanaatlarını biliyorum. Son 10-15-20 yıldır da biliyorum. Bu süreçte de biliyorum. Dolayısıyla bu yüzyıl bizim yüzyılımız ama insani değerlerle yüzyıl. Bakınız bizim için çok önemli olan Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti olan, çok kıymetli olan ki o vasiyetin cümlelerinin metnin altında biz çok çile çektik manevi olarak Ayasofya'yı açmakla Sultan Fatih'in bir defa ruhunu rahatlattık. Biz onun o Ayasofya camiini ibadete açmamakla üzerimize gelen bedduadan kurtulduk. Evet. Açık ve ne söylüyorum. Hocam, e, bu çok önemli bir adım. Gerçekten bu çok önemli burada bir kimsenin, tespit. Evet, burada kimsenin zararı yok. Başka inanan insanların da zararı yok. Bizim camilerimiz, ibadethanelerimiz şu anda ziyaretçi durumunda olan başka dine mensup insanlara kapalı değil ki. Bakın ben yazılarımda veya başka konuşmalarda ifade ettim. Ben çok kalabalık bir ekiple mesela Mardin'de Daru gittim orada biliyorsunuz çok önemli bir kilise var bir Hristiyanlık mezhebinin kilisesi evet. onun girişinde insanların içeriği nasıl ziyaret edeceği yazılı ve lütfen diyorlar bu prensiplere uyunuz yüksek sesle konuşmayınız giyiminize dikkat ediniz orada yemeğiniz içmeyiniz caminin özellikleri var ya camide nasıl davranılacağı nasıl bulunacağına dair e, e, din kitaplarında bilgiler var konumuzda bu değil tabii şimdi şimdi bakın oraya da girdik biz e peki camiler Allah'ın evidir bizim inancımızda. Allah'ın evine nasıl girilmesi gerekiyorsa elbette öyle gireceğiz. Ama ben isterim ki isterim ki Türkiye bir zamanlardaki gibi çok daha güvenli olsun. Bu sadece belki bizim elimizde değil. Efendim öncelikle bizim elimizde camiler 24 saat açık olsun. Herkes oraya ziyarete gidebilsin. Ayasofya'nın açılması bu ülkenin insanları için bir özgüven tazeleme meselesidir. Hocam geç tarihi misyonun tamamlanması meselesidir. Gerçekten çok önemli bir tespit, önemli bir vurgu. Ee, geçen bir e, aile danışmanı olma hasebiyle bir danışanıma şunu söyledim. Yani çok ciddi huzursuzluk yaşıyor. Yani adeta evi cehenneme dönmüş. "Baban var mı?" dedim. "Var." dedi. "Babanın babas babana arayarak Babanla iletişim kurarak onun duasını alıyor musun? Durdu. Yok dedi. Babanın duasını al dedim. Peki baban Büyük sana nefis. beddua etmiş olabilir mi dedim. Evet bir keresinde yaptı dedi. Bu cehennemi yaşamanın altında babanın bedduası olabilir mi dedim. Büyük ihtimal. Hocam bir hafta sonra ya bir hafta içerisinde mücadele etmiş nefsiyle babasını aramış, o yaptığı bedduayı hatırlatmış ve babasına kendisini affettirmiş. Ne güzel. Öyle bir ruhum rahatladı ki hocam dedi. Öyle bir mutlu oldum ki dedi. Şimdi dönüyorum. Ayasofya dediniz. Üzerimize kara bulutlar vardı. Herkes bizim canımızı okuyordu. Herkes bize saldırıyordu. Herkes bizimle uğraşıyordu. Herkes bizi bozmak için uğraşıyordu. Şimdi siz ifade ederken babamız Fatih'in bedduasına biz demek ki maruz kalmışız. E var zaten bu metin ortada yani, yani ezbere söylenen bir şey değil evet ki. Evet evet yani. Fatih Sultan bunu Mehmet çevirenlere bu metin lanet ortada. okumuş. Bunu çevirenlere evet. efendim yani demek ki o bedduadan dolayı evlatları olan bizler çok da huzurlu değildik. Olabilir. Ama mümkündür. şimdi sanki kara bulutlar üzerimizden kalktı. Efendim artık birçok noktada atılımlar gerçekleştirmeye ve biraz daha göğsümüzü gere gere yapmaya başladık. Bilmiyorum dikkatsiz çektim mi hocam. Elbette şimdi bir defa sizi tebrik ediyorum. O genç kardeşimize çok önemli bir e, hatasının düzeltilmesine yardımcı olduğunuz için. Çünkü anne baba duası Lokman Bey aile yakınımız. Evet. Peygamberin ümmetine duası gibidir. Ya. Ki inanmayan bile bile olsa bir kimse veya o konuda zafiyeti olsa yaşıyorsa şayet anne babasına saygıda öncelikle kusur etmese, onu kalbi olarak eylem ve düşünceleri ve sözleriyle üzmese, üçüncü olarak da iyilik yapsak. ona iyilik yapsa ya. ki yapması lazım. Evet. Şimdi bakın. Allah bu, emrediyor. emrediyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de anne babaya öf bile demeyin buyuruyor. Evet. Bakınız anneniz kötü olursa değil, iyi olursa değil, şöyle olursa değil. Anne babaya öf bile demeyin. Şimdi dünyada hangi kültürde anne babaya saygıyı ve ehemmiyeti veya dikkati bu ölçüde bu kadar Küçük birkaç cümleyle, küçük bir cümleyle ifade edebilirsiniz. Şu anlatıma bakar mısınız? Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in bu vasiyeti çok önemliydi. Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet deyip geçmemek lazım. Bu ülkenin e, çok değerli, bütün toplumun kabul ettiği aydınlar Fatih'in özelliklerini anlat anlata bitiremiyorlar. Şimdi biliyorsunuz iki tane şey söyleniyor. 21 yaşında veya 23 yaşında fethetti diye. Tarihçiler karar versin. Benim için ikisi de çok önemli değil. Ya 23 yaşında bir çocuk şu anda ihtiyaçlarını karşılamıyor birinci yüzyılda. Evet. Bir çoğu için söylüyorum. Bu adam dünyanın en güçlü kabul edilen devletlerden birini ve o tarihe kadar son bilinen asırların dünya tarihine damgasını vurmuş bir ekolün, bir devletin sonunu getirmiş. Şu veya bu şekilde. Bitirmiş. Hem de yıkmadan. Yıkmadan getirmiş. İnsanlar fazla zararlı, neler yapmış. Yakmadan. Ve İstanbul'u aldıktan sonra İstanbul'un fethin kadar önemli bir şey daha var. Fatih Sultan Mehmet inanç sahipleri insanların can mal emniyetinin namus emniyetinin sağlanması ve güvende olması dair sözleri var. Şimdi muhteşem şeyler bunlar. Hangi savaşlardan veya çok önemli savaşlardan sonra bunları görebilirsiniz. Ya. İşte geçmişimizdeki parlak Ak aldığımız dediğimiz, benim demek istediğim buydu. Bu Fatih, bunun 23 yaşında veya demek 21 yaşında. Demek iletişime yapar. geçmek lazım. Şimdi, o babala, şimdi bakın, babalarla, ecdatla iletişime şey geçmek lazım. Geçmişte yani. övünerek de biz ileriye gidemeyiz. Evet. Ancak benim hep yıllardır söylediğim şu. Parlak, muazzam, muhteşem geçmişimizi edindiğimiz yanlış bilgilerle karalayarak bir yere varamayız. Hiç kimse nin anne babası evladının kendisi hakkında menfi görüşmesini konuşmasından veya ifade etmesinden hoşlanmaz. Evet. Ben bazı aydın kimselerin anne babalarının çocukluğundaki yetişme esnasında kendilerinin yetişme sürecinde yaptığı hatalardan bahsettiğini görüyorum. Kanallarda, kitaplarda da okuyorum. Bunu doğru bulmuyorum ben. Şimdi yanlışları adres göstererek söylemenin bir gereği de fazla yok. Evet. Biz yanlış varsa o yanlışı sadece çok konuşmak için değil, tekrar etmemek için ve ileriye daha sağlam gitmek için konuşmalıyız. Fatih böyle biriydi. Fatih'in şimdi 21. yüzyıl ve 20. yüzyılın ikinci yarısı çevrecilik dönemlerinden biridir. Çevre çok önemli biliyorsunuz, hepimizin bildiği bir şey. Fatih Sultan Mehmet'in çevre konusundaki söylemlerini şu andaki insanların birçoğu cesaret edemez, uygulayamaz. Şimdi bakınız şehirlerin veya bazı yerlerin taruman edildiğini biliyoruz. Ama Fatih beş buçuk asır önce bir söylediği söze bakıyorsunuz akıllara durgunluk veriyor. Çevreyle alakalı söylüyorum. O zamanki insan nüfusunu düşünün gibi. Dolayısıyla Fatih'in bu vasiyeti önemliydi. İkincisi şunu söyleyeyim. Biz tabii bir yarım saate yakın geç başladık programımıza. Evet, Sayın hocam. Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir açılışı vardı. Lokman Bey ben 40 seneye 30 küsür senedir yakındır. Efendim birçok ülkeye gittim. Benim gençliğimde yani çocuk yaşımda dediğim zamanlarda e, Türkiye'de ağır hastaları tedavi etmek hayal bile değildi. Bunun ben çok ha. hatıralarını anlatabilirim. Yani Kendimden hayaldi de demediniz. Hayal bile değildi. Evet, değildi. İşte Avrupa'ya gidilecek. Hayal bile değil. Amerika'ya gidilecek. Amerika'ya veya Avrupa'ya gitmek için orada tedavi olmak için satacak bir şey olmayan, her şeyi satmış da malı mülkü olmayan, borçlanarak giden insanları biliyor bu ülke. Şu anda bakınız Türkiye şu ülke, bu muazzam ülke, bu muhteşem ülke, bu güzel ülke her şeyle bana göre 84 milyonuyla. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün etkinlik özelliği, etkin yapısıyla, evet. etkinlik özellikleriyle. Efendime söyleyeyim, e, dolayısıyla bütün hepimiz bütün bir olarak bir biz, şu anda bakınız Tek e, bu bu yerlere geldik. Şu anda şehir hastanelerini kurdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Tenkit edildi, eleştirildi biliyorsunuz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle dünya pandemi sürecini yaşıyoruz ya biz. Mart'tan beri, onun birkaç öncesi evet, var, evet. farkına varamadık Şubat'ta, Ocak'ta. O kadar ehemmiyetliydi ki bu şehir hastaneleri. Ben şimdi yani nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu hastaneleri hayata geçirene, Sağlık Bakanımıza o muhteşem duruşu, can siperhane çalışması ekibiyle beraber elbette hastanelerde veya sağlık ocaklarında şöyleyim sakarlıklar olmuyor değil oluyor yani üzüntüleri duyuyoruz ama bunların e, ortadan kaldırılmaması mümkün olmayan şeyler yani değil. Artı değerlerin yani, fazla olması. Artı değerler çok fazla. Evet. Şehir hastaneleri, diğer hastaneler, sağlık ocaklarındaki gelinen nokta ya daha 10 küsür sene öncesinden hastanelerden ilaç almak için eczanelerden ilaç almak için insanların çektiği çileleri biliyorum. İlaç alabilirse. Şehir hastaneleri işte şehirden biraz uzak mekanlarda ulaşımın zor olduğu ifade ediliyor. Bazı kesim tarafından. E bizim hastanelerimizin çoğu şehirlerin içinde Araç park etme problemimiz var. Efendim ulaşım problemi. Hele de büyük şehirlerde metro yani büyük şehirlerde. Şehir. Bunlar yani. boş sözler evet, Yani Allah de. aşkına şimdi Şimdi e bir tanesi işte Göztepe'de Sayın Cumhurbaşkanımız açtılar evet. bugün Göstebe'de. Evet, İstanbul'un göbeği sayılır. netice itibariyle yer vardı yapıldı. E Başakşehir'e evet. şeyle yani metrekare çok uzak değil. Hastanın kendisine değer verildiğini evet, gerçekten de. saray gibi bir odada ama o mekan ameliyat edildiğini, o arsa... O imkanlar, e, evet. yani büyük şehirlerde veya bazı şehirlerde, yani şehir içerisinde mümkün değil ki. Keşke olabilse de, şeyin tam ortasında olsa, bazı yeri, bazı yerler gibi. Yani bu e, şehir ama hastaneleri... Ama zamanında o o kadar büyük yerleri evet. maalesef birilerine efendim yani, işte aman efendim diyerek böyle efendim satanlar... Belki tedbir beş, alabilseydik olabilirdi. Keşke şeyhler bile var yani. Geçti onlar. Evet, biz artık onların ama Ama çok güzel bir netice yere geldik. Bakın şu anda bizim vatandaşlarımızı söylüyorum. Vatandaşımız olmayanlar, Avrupa'dan ve çok gelişmiş ülkelerden tedavi olmak için beyefendi bu ülkeye geliyorlar. Evet. Bunları yaşadık. Halbuki tam tersi 20-30 sene önce. Hocam basit bakın çok basit şu anda yani önemsemek anlamında değil, önemsememek anlamında değil. Bir saç ekimi konusunda e, Türkiye Avrupa'nın lideri. Saç ekimi. Birçok konuda öyle. Yani basit bir şey ya evet. hocam. Hani çok da ihtiyaç değil. Evet ihtiyaç ama çok da ihtiyaç değil yani. Bir diğer ameliyatlar gibi efendim kanser gibi vesaire. Yani biz saç konusunda bile biz... Hadi biz üstleyelim onu. Efendim? Netice lüks diyelim. Lüks. Ama Türkiye'de bu, bu en iyi yani, yani ikinci derecede önemli bir husus bilen iyi. Avrupa yani, lideri olmuş. Konforlu bir ihtiyaç için bilen iyi duruma gelmişsiniz. Başka şeyler de var. Malatya'ya gidiyorsunuz. Kendi alandaki hastane dünyada çok önemli yerlerden biri. Avrupa'nın evdeki en iyisi. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye buraya geldi çok şükür. Bunu mu hazmedemiyorlar hocam? Mesela şu anda Oruç Reis Akdeniz'de. Şimdi geleceğiz oraya üçüncü ya, olarak. Ha evet. Or evet. oraya mı geleceğiz? Şimdi birinci de e, tabii üçüncüsü bu. Şimdi bakınız Türkiye maden olarak ben zaten çocukluğumdan beri bazı okuduğum metinlere göre zenginliğine epeyce inanıyordum. Belki yani çıkarılması kullanılması zor olabilir. Bakın biz Karadeniz'de bir gaz bulduk. Evet. Ve biz Akdeniz'de araştırmaları yapıyoruz. Türkiye'nin doğusunda, güneyinde, Trakya'da. Yani çok daha farklı şeyler yani var. Yani Azerbaycan yanı başımızda gaz Tabii. bulacak, Rusya yukarıda bulacak. Biz bulamıyoruz. Aşağıda efendim petrol evet. olacak her tarafta. biz Benim ülkemde evet. yok. Davar Nasıl olarak bulamadığını düşünebilirsin ama var olduğunu görüyoruz. Evet. Bakın Azeri bir kardeşimiz, o Türk kardeşimiz, tanınmış bir kardeşimiz çıkıyor. Türkiye'de gazın bulunmasıyla beraber bayram yaptıklarını söylüyor. Biz bir milletiz diyor. Biz hep beraber insanlığa iyilik yapmaya devam edeceğiz diyor. Türkiye neyse biz orada. Türkiye'deki bu kadar sanki benim benim bahçemde bulunmuş gibi benim için çok kıymetli diyor. İşte kardeşlik bu. Peki bunun aksinin ne faydası var? Kime faydası var? Yani Türkiye'deki veya Azerbaycan'daki veya gönül coğrafyamızdaki güzelliklerin veya konforun atmasından başkasına zararı yok ki. Çünkü eğer biz kıymetini bilir, değerlendirebilirsek bizim kültür ve inanç değerlerimiz insanı insan yapma konusunda tamamen defosuz, sıkıntısız hiçbir sıkıntısı olmayan bir birikim veya inanç sistemidir. Dolayısıyla biz bunun farkında olacağız. Yani biz bir defa şu anda Akdeniz'de inşallah yeni haberler geleceğine ben inanıyorum. İnşallah. Netice itibariyle üzerimize üşüşmelerin sebebi şu. Allah aşkına şimdi Akdeniz'de e, gelişmiş ülkelerin bazılarının isimlerini bilerek söylemiyorum. Ülkemizin üzerine gelmeye çalışıyorlar. Hayır yapamazsın. Uluslararası anlaşmalara uygun hareket ediyoruz. Müsaade etmeyeceklerini kırmızı çizgi diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Biz 84 milyon olarak hep beraber bir olup, iri olup, bir olup kendi hakkımızı, menfaatimizi kimseye kaptırmamamız lazım. Ki biraz önce ifade ettiğim gibi ya arkadaş İngiltere'de bir yer var. Bizim Osmanlıların son zamanlarında sıkıntı çekerken yaptığımız iyiliklerin hatırasını hala yaşatıyorlar. Yani iyilikten insanlara ne zarar gelmiş ki? Biz iyi olduğumuz zaman zaten sadece kendi ülkemize değil, gönül coğrafyamıza değil, bizden yardım bekleyen insanlara iyilik yapacağız. Ki Şimdi içinde bulunduğumuz dönem, dünyanın kayıtlı tarihi döküman olarak kayda geçirilmesi konusunda çok önemli dönem. Yani pandemi dönemi. Evet. Yani salgın dönemi. Şimdi bu salgın döneminde bir ülke var. Çok gelişmiş ülkelerden değil. Bu ülke tutuyor. Ekonomi Bakanlığı'yla, Sağlık Bakanlığı'yla, hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın Endüstri ve Tekniki Meslek Liseleri'yle beraber sağlık ürünleri üretiyor. Baktığınız zaman çok basit gözüküyor. Öyle telaffuz ediliyor. Maske mesela bunların bir tanesi. Evet, evet. Ve siz bunları önce 10 ülkeye, sonra 20 ülkeye, sonra 50 ülkeye, sonra 100 ülkeye, sonra da yüzün üzerinde ülkeye, paralı veya parasız, onlar bekliyorlar, bulamıyorlar ve size teşekkür ediyorlar. Azizim. Bu ülkeler dünyanın şu anda dünyanın en önde 10-15 ekonomisine sahip dünya yani hayat konforu en yüksek üretimi yaşam şartları en gözde kabul eden ülkeleri düşünebiliyor musunuz? Siz bunlara uçak dolusu yardım gönderiyorsunuz. O ülkenin insanları size en yetkilileri teşekkür ediyorlar. Şimdi biraz önce bir ifade kullandım. Hayal bile edemezdik diye. 20-30 sene önce belki 10 sene önce böyle bir süreç yaşayacağız. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o ülkede bu ülke komşularına veya komşusu olmayan uzak insanlara, uzak devletlere ihtiyaç olacak ve sağlık ürünleriyle ilgili çok kısa sürede destek verecekler ve o ülkenin en yetkililerinden teşekkür alacaklar. Yani bunu artık görelim. Ha bunlarla ölmekte de yine bir yere varamayız. Bu bizim abartıya kaçmadan, gurura kapılmadan, bu çok önemli, özgüveni yerleşmesinde biz de beceriyoruz, yapıyoruz, başarıyoruz demenin neticesi bir de bakınız dünyada bestseller olan yani en çok satan kitaplar listesine giren bir kitap var. Kitabın ismini söylemiyorum şimdi. O kitapta bundan 15 sene önce bir hizmetçi eğitim seminerleri yapıyoruz. Orada bir arkadaşımız o kitabı aldı okuyor. İşte 50'nin üzerinde 100'e yakın öğretmene aylık seminerlerimizde bilgi aktarım yapıyor. Yerli ve yabancı. Nerede güzel bilgi varsa aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Hani bilgi paylaşıldıkça artar ya. Evet, evet. Şimdi orada diyor ki dünyanın meşhur yazarlarından biri mutlu olmak istiyorsanız insanlara verin. Çünkü insan birine iyilik ettiği zaman, verdiği zaman insanın vücudu mutluluk hormonları üretiyor. Aynen öyle. Şimdi bakın en güzel verme nedir? Gülümsemedir. Sevgili peygamberimiz hadis-i şerif var bu konuda. Evet. Şimdi bir yere girdiniz. Bir alışveriş yerine girdiniz. Hastaneye girdiniz. Ve zor durumdasınız veya neşeninizin olduğu zaman, problem olmadığı zaman sizi karşılayan veya size muhatap olan ilk insanları bir veya birkaç insan düşünün. Veya okula gittiğiniz müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, arkadaşınız sizi gülü, gülümseyerek hoş geldiniz dedi. Bak nasılsınız efendim dedi. Epeydir göremiyorum dedi. Sizin oradaki o gün biraz sıkıntılı bile olsanız birden rahatlıyorsunuz. Evet. Kendini güvende hissediyorsunuz. Relaks hale geliyorsunuz. Onu diyor adam tespit etmiş. Halbuki bizde bu var. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki 1400 sene önce komşusu açken tok yatan bizden değildir. Allah aşkına komşusu insana iyilik etmeyi bu kadar veciz bir şekilde hangi kelimeleri bularak başka türlü ifade edebilirsiniz? Veren el alan, alan elden el el üstün bizim atasözlerimizde. Evet. İden kendine ider diye benim değerli bir rahmetli oldu o da. Efendim hattat arkadaşım vardı abim. Efendim o e, yazmıştı. Ee, İslam harfleriyle Osmanlıca olarak iden kendine eder. Yani eden kendine eder. Evet. Ne güzel özlü bir söz değil mi efendim? Biz tutmuşuz bu süreçte Lokman Bey ülke olarak bununla iftihar ediyoruz ve bu dünya tarihine geçecek biliyor musunuz? Abartmıyorum. Evet. Bu dünya tarihine bizim e, geçmişimizde altın harflerle yazılacak bir parlak sayfamız olarak geçecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'yla, vatandaşıyla çok gelişmiş ülkelerden değil, 10 bin dolar altındaki milli geliriyle 30-40 bin 50 bin dolar değil o 50 bin dolarlık 40 bin dolarlık milli geliri olan ülkelerin insanlarına yardım ettiriyor. O zaman şöyle bir diye söyleyeyim 2020 yılı için öyle hep senaryolar yazıldı. Efendim işte olumsuz cümleler kullanıldı ve denildi ki 2020 yılında musibet ve felaketler çoğaldı. O zaman musibet ve felaketler ayı. O zaman ülkemiz için biz onu Yıldız. demeyeceğiz. Tam tersi yıldızımızın parladığı ışığımızın fazla da görüldüğü mi? ve gerçekten bundan dolayı dikkatlerin üzerimize çekildiği bir yıl olarak. Bu var. Ancak ben değerli dinleyicilerimden önce şunu söyleyeyim, ee, Akit TV'nin saygı değer dinleyicilerine gerek yurt içindeki, gerek yurt dışındaki dinleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Kendilerini affına sunuyorum. Şimdi bakın bu süreçte işsiz kalmış olan kardeşlerimiz var. Türkiye'de hastalık sebebiyle ki ben biraz önce sözle başlarken ona söyledim ben çok yakınım şu anda hastanede yatıyor. Geçtiğimiz gece benim çok sevdiğim, kendisinden çok Allah şey öğrendiğim, şifa çok değerli bir Allah. irfan sahibi bir abim vefat etti. Yani bunları yaşıyoruz. Ben burada önceden söz verdiğim için buradayım. Belki şu anda defin işlerinde olacaktım şu saatler için evet. söylüyorum. Allah Ama Allah hayat Allah. devam ediyor şimdi netice itibariyle. böyle hastalığı olanlar, sıkıntısı olanlar, maddi sıkıntısı olan dostlarımız, dinleyicilerimiz, kardeşlerimizin affına sığınıyorum. Elbette bunlar yok değil mi var? Fakat ben bir de şunu söylemek istiyorum söz sırası gelmişken. Lütfen değerli dinleyicilerim, imkanı olanlar, Allah'ın Müslüman için söylüyorum şimdi, farz ettiği emirleri yerine getirsin. Zekattır, sadakadır, tavsiyedir, cömertliktir. Bu ülkede muhtaç sahibi insan hemen hemen kalmaz. Biz o seviyeye geldik. Bu ülkede muhtaç sahibi insan kalmaz. Lütfen elimizi önce vicdanımızın üzerine koyalım Evet sonra da cebimize atalım. Biraz da huzursuzluğumuzun Bunu nedeni bu mu hocam? Bu şu var bakınız. Yani biz başkasına ait olan bir emaneti cebimizde, kasamızda, kalbimizde taşıyoruz. Tabii tabii. Yani sanki tabii. E, fazlalıklardan dolayı bir yükümüz var o yükü taşımakta zorlanıyoruz. Tabii, tabii. Ve o huzursuzluk olarak ya da bereketsizlik olarak bize o yansır tabii, o yansır. Yani sanki başkasına ait olanlar aile olarak da diye evet tutmamalıyız aile olarak da bize yansır. Evet. Mesela birçok zor durumda aile var, onların yakınları var, imkanları var, onu görecek görmesi lazım zekat bile önce yakınlarına vermeyi tavsiye ediyor bizim dinimiz. Sonra evet. eğer orada ihtiyaç yoksa dışarıya verirsiniz. Dolayısıyla anne babalardan böyle zor durumda olanlar, yetişkinlerden veya yaşlarda olan varsa onların affına sanıyorum ama bütün bunlara rağmen Türkiye bunları aşabilecek. Yani bu kriz döneminde bütün dünyaya şu anda etkisi altına alan, dünyaya etkisi altına alan bu pandemi sürecinin, bu virüsün Efendim şartlarında biz fırsatlar doğurarak, çalışarak, kendimize gelerek mutlak surette buradan çıkabiliriz evet. diye Hocam, düşünüyorum. Hemen yeri gelmişken ifade edelim. Ee, pandemi sürecinde tabii biz hazırlıklı değildik. Yani evet. ansızın aslında yakalandık. Öyle oldu. Ee, Doğrusu fakat bu. Fakat ona rağmen Milli Eğitim Sağlık bakanımızın başarılarını hep böyle gündeme getiriyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığımız da gerçekten önceden tedbir alarak çocukları hemen okullardan geri aldı. Efendim e, işte e, dışarıya çıkarttırmadı ve bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkisiyle de e, çocuklar da 65 yaş grubuna dahil edilerek yani 18 ilk yaş ve 6, yani. e, 20 yaş ve 6 için e, sokağa çıkmaya e, engel oldular ve bir şekilde... Bu pandeminin ilerlemesine engel oldu. Başlangıcını başarılı ee, atlattık. Tabii eğitimde online süreci başladı. Efendim işte okullar tatil edildi. Çocuklarımızın çoğu gerçekten ciddi manada eğitimlerini tamamladılar. Tabii hiçbir eğitim, yüz yüze eğitim kadar etkili olamayacak. Olan, ama evet. önemli olan o kriz döneminde bunu yapabilmek. Şimdi okullar açılıyor. Ee, açıldı, gerçekten açılıyor. Gerçekten açıldı, açılıyor. Açılıyor mu? Açılmalı. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Belki geriye tekrar gerekirse, vaktimiz olursa gideriz. Sayın Milliyetin Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Çok çalışıyor ekibiyle beraber. Böyle yani bakan yardımcılarımızla, genel müdürlerimizle. Ben şimdi bir özel öğretim kurumları temsilcisiyim. Bizim Sayın Genel Müdürümüz Muammer Bey yardımcılarıyla beraber. Onlar da çok iyi çalışıyorlar. Çok mesai harcıyorlar. Şimdi okullar Sayın Bakanımızın Ağustos ayındaki verdiği takvim ile 31 Ağustos itibariyle eğitim öğretimi online olarak ne yaptı? Başladı. Evet. Bütün okullarımız başladı. Aksaklıklar olabilir ama tabii, tabii. başladı. Online yani. olarak başladı. Evet. Bazı sıkıntılar var mı? Var. Burada tabii yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı imkanlar dahilinde resmi okulların bildiğimiz o. E, teknik altyapısını epeyce güçlendirdiler, hijyenik çalışmaları yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Bu arada tabii biz özel öğretim kurumları temsilcileri olarak, diğer dernek başkanı arkadaşlarımızla beraber, gerek Sayın Bakanımızla, gerek Maliye Bakanımızla, gerek Genel Müdürümüzle, Bakan Yardımcılarımızla, sektörün muhataplarıyla bu süreçte çok ciddi toplantılar, görüşmeler yaptık, devamlı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi ben bu pandemi sürecinde ilkbahar aylarında bize en yakın olan Avrupa ülkelerini inceledim ve takip ettim. Ben hatırlarsanız Mart ayındaki süreçten itibaren biz Türkiye'de bir karar alacaksak sadece Türkiye'ye bakmayalım dünya nereye gidiyor ve Avrupa'da neler yapıyorlar ifadesini çok kullandım. Hatta pandemi sürecinde Türkiye Avrupa ülkelerinin birçoğunda çok daha az zararla atlattı bu süreci. Hem hastalık olarak söylüyorum, hı hı. hem de vefat oranı olarak söylüyorum. Bu Çok önemli bir başarıydı. Ülke olarak bir aslında epeyce iyi bir sınav verdik ama. Ben şu anda Sayın Sağlık Bakanımızın da başarılı bir şekilde tamamladık, e, tamamladık evet. epeyce evet. yani %100 değil ama epeyce tamamladık evet. ama maalesef e, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasından sonra yani yaz dönemindeki bazı serbestliklerden sonra biz e, kurban bayramının e, denk gelmesi yani pandemi evet. sürecinin evet. öncesindeki e, hayata çok çabuk geçiş yaptık ve tedbirlerimizi yavaşlattık. Bunu bir konuşalım ondan sonra okullara tekrar evet. şey yapalım. Şimdi bakınız. Yani gün geçtikçe bu aralar hani telaşlanmaya gerek yok işte sadece bazı konuları konuşmak lazım telaşlanmak için de konuşmuyoruz. E, vaka sayısı artıyor. Evet maalesef Sayın son 10 gündür devam ettik. Sayın Bakanımız sürekli hatırlatma yapıyor. Sayın evet. Bakanımız sürekli tweet atıyor efendim işte Instagram sayfasında yayınlıyor. <laughs> e, medya sürekli gündeme getiriyor. E, fakat vaka sayısının artması e, bizi biraz telaşlandırmalı mı hocam? Yani tedbir almak için telaşlandırmalı ama dengemizi boz, bozmak için telaşlandırmalı. Ya, biraz böyle sanki e, yani bu konuda Larç hale geldik. Yani biraz da önemsemiyoruz. Hatta şunu bile diyenler oldu. E, ya nereden virüs çıktı? Bu virüs yoktur ki. Efendim işte bilmem vesaire falan gibi evet. böyle e, şeyi maskeyi çıkarıp atanlar var. Yani e, efendim işte otobüste e, tamam şoför uyarıyor ama içeri girdikten sonra ya aman deyip de çıkaranlarla karşılaştım. Toplu taşımalardan bahsediyorum. Ee, yani biz telaşlanmalı mıyız hocam? İşte telaşlanmalıyız da bu telaş bizi tedbir almak için, e, dinç tutmak için olma, lazım olmalı. Yani e, bunun için lazım. Ancak sizin verdiğiniz örneklerde olduğu gibi bakınız ben netice itibariyle bulunduğum yerde, yerlerde devamlı toplum içerisindeyim. Sadece iki ay yani görev olarak işte bir derneğin başkanlığını yapıyorum şu anda. Okullarımızı, kurumlarımızı ziyaret insanlarla görüşüyorum. E, sosyal faaliyetler bir şekilde devam ediyor. Ee, yakın dostlarım çok iyi bilir ki e, bu sürecin başlangıcından itibaren ben Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine harfiyen uymaya çalıştım. Dostlarıma da özellikle tavsiye ettim. Ee, şimdi e, birçok zamanlar yakın zamanlarda bir haftadır, on gündür dün, evvelsi gün bulunduğum toplumlar oldu ve onlara bir araya geldiğim zaman Sayın Sağlık Bakanımızın üç tane kuralı var. Aslında bu bizim kültürümüzde zaten var. Bu üç kural konusunda lütfen bunlara uyalım dedim ve bunlara uymayanlara uyardım. Bana yaklaşmalarına müsaade etmedim. Kendilerine söyledim. Kimseyle tokalaşmadım. Efendime söyleyeyim yakın mesafede durmadım. Asgari bir metre, iki metre, bir buçuk metre mesafeyi korumaya çalıştım. Ve buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Şimdi adres verelim o zaman. Bakınız alışveriş merkezleri, sokaklar, plajlar, AVM'ler, toplu taşıma araçlarında e, dikkat edenler var da e, bir de tabii sürdürülebilir olma meselesi var. Vatandaşlarımızın dikkat konusunda maalesef çok kötü imtihan veren bir e, kısmının olduğunu gördüm. Düğünlerde mesela anlayamıyorum ben. Düğünlerde veya bazı sosyal faaliyetlerde bir araya insanlar geldiği zaman Lokman Bey insanların fütursuzca ve pervasızca bu kadar ocak öncesindeki birliktelikleri yaşamasının hiçbir mantığını ben düşünemiyorum. Kabul edemiyorum. Evet. Ve maalesef şu anda bu vefatların ve hastalığın atmasının sebeplerinden biri. Elbette test sayı e, miktarı arttığı için de ona göre de artıyor. Belki şu anda test yapılmadığı için on binlerce insanımız hasta da olabilir. Ama hayat devam ediyor. Bunu sürdürüyoruz, tedavi oluyoruz. Evet. Fakat insanlar buna dikkat etmediği için maalesef virüs sahibi insanlar başkalarına bulaştırıyorlar. Bir defa biz artık bu konuda çok daha hassas olmamız lazım. E, ve benim üzüldüğüm husus Sayın Bakanımız da defaatle ifade ediyor. Diyor. Milli Eğitim Bakanımız söylüyor. Toplum olarak önce ebeveynler, anne babalar olarak, yetişkinler olarak biz tedbirlerimizi alalım. Sağlık Bakanımız da, Milli Eğitim Bakanımız da, İçişleri Bakanımız da. E, alalım ve tedbirlerle okullarımızı açalım diyorlar. Ama biz toplumdaki yetişkinler bu konuda maalesef acı olarak söylüyorum. Biz çocuklarımıza kötü örnek olmaya devam ediyoruz. Daha dün akşam başı bulunduğum bir yerde gece, geç saatlere kadar demeyeyim ama ben bunları gördüm, kendilerini de uyardım, yapmayın dedim. Ama oradan da e, erken ayrıldığım için insanlar dikkat etmiyorlar. Uygun değil, doğru değil. Şimdi üç kural var. Bu üç kural bizim olmazsa olmazımız olması lazım. Aslında bu üç kuralın bazıları zaten bizim hayat tarzımız olması gerekiyor. Şimdi biz inanç ve kültürel değer olarak temizlik konusunda birçok ülkeye ders verecek konumdayız bir kısmını maalesef ıskalasak da. Yani e, tem, bireysel temizlik, mekan temizliği, şahsi temizlik konusunda biz epeyce iyi. Zaten bir kimse Lokman Bey bizim dinimizin emrettiği ve tavsiye ettiği kurallara uysa bu konuda o yapılması gereken hemen hemen şey yapmış oluyor. Yani Amerika'da bir dergi, meşhur bir dergi kapak yapacak işte temizlik imandanmış diye imandandır. Efendimizin bu sözünü kapağa taşıyacak evet. ve bütün dünyaya Manşetten duyuracak duyurdu. da. Manşetten duyurdu. Biz, aa benim peygamberim doğru söylemiş. Benim gerçekten temiz olmam lazım <laughs> mı diyeceğiz hocam? İşte e, bizim e, müktesebatımıza kulak astığımız zaman veya birazcık ehemmiyet verdiğimiz zaman biz bunların hepsini görüyoruz. E, yani bu ben Avrupa'da yok, şurada yok demiyorum ama şunu söyleyebilirim. Ben şimdi birçok Avrupa ülkesini gezdim tuvaletlerde helalarda su kullanamıyorsunuz. Kendi götürmediğiniz zaman. Evet. Şimdi burada temizlikten bahsedebilir misiniz? El yıkama alışkanlığı biliyorsunuz geçen sene 2019'da ben birçok yerde iftiharla söylüyorum. E, heladan sonra, VC'den sonra el yıkama alışkanlığı ve en normal zamanlar için söylüyorum. El yıkama alışkanlığı bu toplumun çok önemli bir değeri ve dünyaya çok örnek olan bir oranla ortaya çıktı. Bizim gönül coğrafyamızdan bazı ülkelerde de çıktı. O kadar önemli ki şu anda bakın pandemi sürecinde deniyor ki doktorlar yani benim alanım değil. Bilim adamları, sağlıkçı bilim adamları diyorlar ki ellerinizi yıkayacaksınız. Yani eli yüze götürmede, kaşa götürmede, buruna götürmede, bulunduğunuz yerlerde dokunduğunuz mekanlar veya yerlerden dolayı ve el birçok şeyi hallediyor. Eli sık sık sabun, yıkayın, sabunla yıkayın. Bakın sabunla. Ya sabun bizim kültürümüzde var. Evet. Veya mayı sabunla, akıcı sabunla olabilir. Efendim 20 saniye yıkayın diyorlar. Sık sık yıkayın diyorlar. E bizde zaten bu var ve bunu 5 yani vakit ve namaz de, kılan bir insan zaten bu bir şekilde her halükarda tabii. bunu 5'te 5 de de, defa veya 4 defa veya 3 defa getiriyor yani. E şimdi yemekten önce ve sonra el yıkamak bizim dinimizde, bizim kültürümüzde sünnet. sünnet. Çok önemli bir sünnet. Çok evet. önemli bir sünnet. sünneti i müekkededir. Yemekten önce, yemekten önce, önce ve yemekten sonra. Ağız sonra. temizliği, diş temizliği önemli. Şimdi bunları yaptığınız zaman işin birçoğunu zaten hallediyorsunuz. Yani birçok yere bakıyorsunuz yemekten önce ve sonra insana eli yıkamıyor. Halbuki elle bulaşıyor o mikroplar. Evet. O elle geçiyor. Şimdi bunu yaptığınız zaman, mesafeyi koruduğunuz zaman, maskeyi kullandığınız zaman devlet yetkilileri de bu salgın hastalığın ayyuka çıktığı zaman yani çok tesirli olduğu zaman, etkili olduğu zaman ne diyorlar? Bulunduğunuz beldeyi, memleketi, şehri terk etmeyin. Oraya biri girmesin, biri çıkmasın. E bu zaten aynı zamanda dinimizde, dinimizde var. De var. Bu, var zaten. Bizim kültürümüzde evet. var. Bu çok çok mantıklı bir şey ama bizim kültürümüzde var. Bunu da yaptığınız zaman iş çözülüyor. Demek ki yapılması gerekeni yapma konusunda biz maalesef e, doğru adımlar atma konusunda biraz geri kalıyoruz. Onun da ceremesini çekiyoruz. Siz de biliyorsunuz ki yayın yapıyorsunuz, bu tür faaliyetleri yapıyorsunuz. Bu hastalığı yakalanan ve çok eziyet gören birçok kimse lütfen ne olursunuz bu üç kurala dikkat ediniz. Benim gibi çile çektiğiniz zaman bunun farkında olmanın faydası olmuyor diye bağırıyorlar. E bunlara dikkat edelim, hastalanmayalım. Dolayısıyla biz bu süreçte artık biraz kendimize gelmemiz lazım. Evet, farkında gerçekten. olmamız gerekiyor. Özellikle de toplu alanlarda, mekanları kullandığımızda Evet. E, dikkat etmemiz. Gereksiz abi. zamanda dışarı çıkmayalım, ee, gitmeyelim. Hocam hemen şöyle ifade edeyim. Ben yakın zamanda Bursa'da babamı ziyaret ettim. Babamla annem Allah onlara ve bütün anne babalarımıza sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler evet. versin. Evet. Babamın elini öpmeden önce yani uzun zamandır gitmemişim, hasret kalmışım. Önce dedim ellerimi yıkayayım. Ne güzel. Sadece dedim ki babam ben senin elini öpeceğim. Sen bana dokunma. Ama ben elimi yıkadım. Yüzümü yıkadım. Evet. Ondan sonra babamı sadece uzaktan elini öptüm ki ben babama ya da anneme sarılmadan edemeyen bir adamım. Bizim kültürümüzde yoğun bir şekilde ya var. Ya özel yani. bir Toplumuzu şey bu özelliyor. Ee, hani bana dokundu mu? Dokundu. Yani ona sarılmamak dokundu mu? Ama onun sağlığı, benim sağlığım açısından e, yapmam gerekiyor. Bu sadece onlara özeldi. Hatta e, keşke o anda kendime hakim olabilsem o e, elini de Evet. E, ama e, dün e, hocam cuma vakti e, cami avlusunda bir metre işte kuralı bir buçuk metre kuralına tamam herkes dikkat ediyor. Fakat onlarca kişinin o avluda ben biraz farklı bir gözlemciyim. Gittim her yerde biraz da yöneticilik vasfımız vardı. birazca böyle toplumu biraz farklı incelemeye çalışıyorum. Onlarca insan geldi şunu yapıyor hocam. Şu. Şu teması. Yani dokunmamak şartıyla elinizi getirebilir misin? Böyle yapıyor dokun. Evet, evet yapıyor. Şu şekilde. Evet. Yani dokunduruyor. Yani benim şu şekilde yapmamla şu şekilde aslında ne fark var? Ya bir fark var ama yine dokunuyor. Ama temas var. Temas var. Bilim Avucu Kurulu ki diyor farklı. ki, evet. Bilim Kurulu diyor ki, mesafeyi koru. Ben teması yapıyorum. Temastan, mesafeden kası zaten temas. Doğru mu? Değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef edilmiyor. Mesela ben buna rağmen şunu söyleyeyim. Tabii zaman zaman fırsat buldukça camiye de gidiyoruz. Beş vakit namaz için veya cuma namazı için. Türkiye'de şu anda e, mesafe konusunda en ideal yerler cami işleri ve cami bahçelerinde namaz esnası. Çünkü şu anda tamamen uyguluyorlar. Gördüğümü söylüyorum ben. Evet. Bir defa arada bir saf kadar boş yer var. Bir buçuk metre mesafe koyulmuş. Konuldu evet. Ciddi bir şekilde görevliler var. Mesela ben iki hafta önce... Bursa'daydım, Ulu camiye oraya bir gitmem lazım gittim. İnsanlar fazla insan almıyorlar, uyarıyorlar, lütfen dikkat ediniz diyorlar. Bazen insan o giriş çıkışta dikkat etmiyor olabiliyor. O konuda dikkat edilen var ama daha çok dikkat edilmesi Etmek gerekiyor. Etmek lazım. Biraz evet. vefatlarda veya düğünlerde, taziyelerde evet. o konuya artık hassasiyeti gözden geçirmemiz gerekiyor. Benim üzüldüğüm, en çok üzüldüğüm, aydın olduğunu bildiğimiz veya söyleyen kesimlerde de bu konuda çok gevşek davranılıyor. Sıkıntı burada biraz. Evet. Maalesef. Doğrusu bu. Evet. Peki okullar açılacak yani mı? Maske, mı? Maskeye evet. dikkat edeceğiz. Mesafeye dikkat edeceğiz. Temizliğe dikkat, dikkat edeceğiz. edeceğiz. Üç kural çok önemli. Üç kural Tabii. E, gerçekten e, bilim kurulunun ortak aklı. insanın ve insanlığın ortak aklı. E, kendi hukukumuzu ve başkalarının hukukunu korumak adına Elbette. da bizim üzerimizde bir vazife. vazife. E, buna dikkat etmek lazım. E, evet. Şimdi zaman geçtikte biraz daha vaka sayısı artıyor. Bizim biraz e, işe gerçekten değer vermememizde ya da işte bazı insanların kurallara dikkat etmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi okullar açılıyor ve çocuklarımız okula gidecekler. Burada nasıl bir süreç bizi bekliyor kıymetli hocam? Anne baba bu konuda nasıl davranmalı? Öğretmenler, idareciler nasıl davranmalı? resmi okul dediğimiz özel okul şey özel devlet okullarla okulları. devlet okulları resmi okul. Gerçi özel okullar da devlet okulu. E, nihayetinde özel <laughs> ve resmi okullarımız e, bu konuda ne durumdalar? Hazırlar mı? E, bu mesafeye, temizliğe efendim işte üç kurala dikkat edecekler mi? Biraz bu konuda e, belki izleyenlerimiz çocukları var elbette. Tabii. Gidermiş olsunlar. Şimdi e, biraz önce ifade ettim Sayın e, Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos itibariyle online olarak okullar açılacak. Daha önce farklı açıklamalar vardı. E, biliyorsunuz e, Ağustos'un son 10 günü itibariyle resmi okullarda e, DYK adı altında destekleme kurslarıyla özel okulların tamamında ne yapıldı? E, 8. ve 12. sınıflar dediğimiz sınav grubu e, ifade edilen öğrenciler yani 2021-2021'de 8. sınıf okuyacak, ortaokulun son sınıfı lise son sınıfta olan öğrenciler ne yaptılar? İhtiyaçlarını yani ders ihtiyaçlarını eksiklerini gidermek üzere okullarına gelebildiler. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla, bakanlığımızın bildirmesiyle biliyorsunuz yaz döneminde e, haber vermek şartıyla Okullar yaz etkinlikleri adı altında e, her yıl yapıldığı gibi e, faaliyetlerini yürütebiliyordu. Bir, iki yine sayın cumhurbaşkanımızın müsaadeleriyle Sağlık Kurulu, işte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı beraber efendim çalışmalar neticesinde 1 Haziran 2020 itibariyle okul öncesi dediğimiz gerek yuva ve kreşler, gerekse bir okulun bünyesinde bulunan ana sınıfları bir sınıf üç sınıf bir sınıf gerekse müstakil anaokulları bu tamamı öğrencilerin hizmetinde idi bir Haziran'dan itibaren bana göre geçti bu daha erken olmalıydı onu söyleyeceğim fırsat olursa ve e, bunu hizmetler verildi sonra Sayın Bakanımızın açıklamasıyla Efendim e, biz telafi eğitimini özel okullarda 17 Ağustos'ta özel öğretim kurumlarında başlayacaktık. Kursların açık olduğunu sürücü kursları işte söyledim hı hı. Ee, ve burada problem yaşanmadı bakınız. Şimdi tekrar buraya gelmeden önce şu ifadeyi de söylemek istiyorum. Haziranda biz iki tane çok önemli sınav geçirdik. Birisi üniversiteye giriş sınavı, ondan önceyse LGS sınavı. Evet, evet. Üniversiteye sınıf, e, giriş sınavı iki defa da oldu ve bakın burada problem hiç yaşanmadı. Bir tane var o okullardan veya milletin Bakanlığı'ndan kaynaklanmıyor. aileyle alakalı geç haber olması ile ilgili. Yani biraz dikkatsizlikten kaynaklanan bir sıra halledildi. Hiçbir problem yok. Şimdi bazı şeyler yansıyor basına da abartılıyor doğru değil. Biraz yandan itibaren bakınız kurslar açık, sürücü kursları açık, sanat kursları açık. İnsanlar dikkat ediyorlar bir şey olmuyor. Olmaz zaten. Ya oldu diye kapatacak mıyız? Ya yani sen e, yediğin bir şey dokundu diye sen yemek içmekten mi kesiliyorsun? Yeme içmeye devam ediyorsun. Az dokunarak devam ediyorsun. Başka bir yol bulup devam ediyorsun. Yeme içmeyi yapmadığın zaman hayatını devam ettiremezsin ki. Evet. Eğitim almadığın zaman topluma din din dinamiğini kazanamaz sürdüremez ki. Eğitim su gibidir. ilaç gibidir. Hava gibidir. Eğitim elbette su gibi ani tesir olmaz ama eğitimsizliğin tesiri ondan da tehlikelidir. Yıkımları büyük olur. Yani nesil gider, toplum gider. Yani en fazla 10 sene sonra gerçek. Yani düzeltemezsiniz kolay kolay. Bugün yaptığınız 10 sene sonra evet. size çok farklı bir şekilde gelebilir. Gelebilir. Bakın bu süreci biz yaşadık problem olmadı. Evet. Ve e, hastalığın yani bu virüsün etkilerinin artması sebebiyle ne yapıldı? E, 17 Ağustos'tan itibaren e, Milli Eğitim Bakanlığımız özel öğretim kurumlarının da okulların efendim uzaktan eğitimle bu telafiyi yapabileceğini bildirdi. E, 20 Ağustos itibariyle de ne oldu? Sınav gruplarına okullar açıldı devam ediyor. Problemi yok. Ha bazı ara sınıflar rehber öğretmenle görüşmeye gelebilir, okulu ziyaret eder, ailesiyle bir sıkıntı yok. Ona mani olamaz. Ve okul öncesinin tamamı şu anda özel veya resmi okullarda olabilir. Yani, yani öğretmenlerimiz yok. şu anda okullarında ve iş başındalar. Doğru. Şöyle öğretmenlerin iş başında ama bu bahsettiğim zümreler için iş başında evet. görevlendirilenler diğerleri de e, ya tam zamanlı geliyorlar veya e, eş zamanlı geliyor veya hatta gün aşırı geliyorlar. Okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerini yapıyorlar. Okul yetkilisi şu anda okulda bulunmanıza gerek yok diyorsa evinden devam ediyor. 31 Ağustos itibariyle söylüyorum. Evet. Bunlar devam ediyor. Ara sınıflar da zaten 31 Ağustos itibariyle gerek okula gelerek gerekse evlerinden uzaktan eğitim devam ediyor. Şimdi Zaten eğitim öğretim dönemi 2020-2021 başladı. Evet. Bir de 21 Eylül meselesi gerçeği var. Ee, bakınız, yani okulların e, fiziki olarak açılabileceği zaman dilimi. Aslında fiziki olarak açıldı da, bütün kademelere. Kademeler, bütün kademeler, Bütün kademelere evet. yüz yüze açılmasını biz 20 Eylül bekliyoruz. Peki olacak mı? Olmalı mı? Buraya gelmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Ben ifade ettim. Daha önceki programlarımda da söyledim. Bakınız iki tane ülkede... Bu arada e, sorular varsa kıymetli izleyenler e, Lokman Yıldız Instagram sayfasında Hami hocamla birlikte o e, hazırladığımız postun altına e, ya da DM olarak yani me direkt mesaj olarak benim sayfamı atabilirsiniz. Ben hocama buradan sorabilirim. Lokman Yıldız TR e, adresinden, e, Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, ya da Aki TV'nin e, efendim Twitter sayfasından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Buyurun hocam. Şimdi tabii biz ilkbahar döneminde bu çok önemli bana göre e, Avrupa ülkelerine baktık. Ben canlı yayında görüşmeler yaptım. Evet. Bizim derneğimizde yönetim kurulundan bazı arkadaşlarımızla aynı zamanda bazı ülkelerdeki eğitimci ve dostlarıyla beraber takip ettiler. Diğer dernek başkanı arkadaşlarım takip ettiler. Biz bakan e, lıkta e, yetkililerle görüştük. Onlar zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, eğitim ateşleri var, konsoloslukları var, büyükelçilikleri var her yerde. Oradan zaten bu bilgi almamaları mümkün değil. Alıyorlar. Bizden daha iyi şartlarda alabilirler. Ben bizzat birkaç ülkeden oradaki tanıdıklarımızla beraber hangi şartlarda eğitim öğretimin devam ettiğini öğrendim. Mesela bir örnek vereyim. Almanya'da e, ki herhalde bir iki hafta oldu değil mi Almanya'da? Iş, tekrar başladı. Yani Yeni Almanya başladı, başladım. Belçika başladı. Bütün, ya bütün dünya hemen hemen Bu başladı arada, şu anda. Yani Almanya, az. Belçika ve Fransa'da benim online evet. danışmanlıklarım var. Birçok evet. böyle buradan da bizi izliyorlarmış. Ee, selam olsun. Ee, böyle online, hocam artık her şey online'a dönüşünce bizim aile danışmanlığı e, artık uzaktan müdahalelerle elhamdülillah devam ediyor. Ee, onun için e, bana bir danışan dedi ki, oh be hocam biliyor musun dedim. Bugün okullar açıldı dedi. Çocuklar okula gitti dedi. Ben dedim çocuksuz bir gün yaşıyorum falan deyince baktım gerçekten pandemi döneminde yorulmuş. Üç çocuklu bir anneden bahsediyorum. Evet. E, dolayısıyla orada şu anda bu kurallara dikkat edilerek eğitim öğretim başladı. Başladı tabii oraya evet. geleceğim tekrar. Mesela siz söylediğiniz için söylüyorum. Dün bir toplantı yapıyoruz. Gece saatlere kadar da yaptık. Sonra başka bir sosyal mekana gittim ben. Orada bir e, genç bir baba söyledi. Hocam dedi benim çocuklarım dedi işte o sınav grubunda okula gitti dedi. Hocam yaz dönemindeki streslerin yarısı gitti, çocuklar eve gittim, benim üzerime atlamadılar. Yani tabii hemen değil de neticede aile temizliği, hijyenik tedbirleri alıyorum, sonra oturuyoruz, konuşuyoruz. Ee, ve dedi sanki eve gitmedim ben, neşeler yerinde, okula gitmişler, öğretmenlerle görüşmüşler, eğitimi almışlar. Hocam ben bariz bir şekilde çocuğun için okulun ne kadar önemli olduğunu anladım. Sözünü biz kestik daha anlatıyor yani işimiz var gücümüz var toplumun devam edecek. Evet. Şimdi bakın pandemi sürecinin başlangıcında Almanya ne yaptı biliyor musunuz? Biz de bunu yapabilmeliyiz ama tedbirleri alarak. Almanya ile bizim örtüşmeyen gerçeklerimiz var onu biliyorum ben. evet, evet. Yani ben şimdi mübalağa yapmıyorum gerçek neyse ona göre konuşuyoruz o iki gerçeği var. O olmasa zaten biz daha avantajlı durumdayız. Almanya bir sağlık çalışanlarının çocuklarına. iki güvenlik görevlisi olarak görev yapan anne babaların çocuklarına veya stratejik olarak önemli görev yapan pandemi sürecinde görev yapan çalışan insanların çocuklarına okul öncesi açıktı. İlkokullar açıktı. Nisan'dan itibaren ise kademeli olarak okulları açtılar. Almanya'da vaka bizden fazla. Almanya'da vefat bizden fazla. Bakınız birilerinin sıkıştığı zaman Almanya'ya giderim, Avrupa'ya giderim, şuraya giderim dediği ülkelerden bahsediyorum. Kriz olduğu zaman, problem olduğu zaman. Evet. Ama bu ilk kriz döneminde yani pandemi krizi döneminde ülkeden bu ülkeyi terk ederim filan yere giderim diye konuşan olmadı. Bunu bir düşünelim. Evet. Hollanda'dan söylüyorum. Hollanda'dan İstanbul nüfusu kadar nüfusu var. Ve İstanbul nüfusu kadar nüfusu olan Hollanda'da ne oldu biliyor musunuz? Bizden 5 ölü var oran olarak söylüyorum. Evet, evet. Ve Temmuz'un 15'ine kadar okullar eğitim öğretime devam ettiler. Önce %30'larla devam süreci vardı. Devam yüzde %95'leri buldular ve şu anda gene açtılar. Yine eğitim öğretim dönemine. Bunu şunu demek istiyorum. Yani, dolayısıyla bizim de aşmamız lazım. Yani ben şunu da demek istemiyorum. Bakın Avrupa ülkeleri bizden çok daha açtı. Biz de aynen bunu hayır. Onu demiyorum tam. Ama o gerçeği görelim diyorum. Bizim uygulamamızı da Türkiye'deki şartlara uyduralım diyorum. Ama okul açmama, okulu açmama eğilimi, sıkıntı var. Okullara gitmeyelim, uzaktan eğitime tamamen diye devam edelim düşüncesi doğru bir düşünce değildir. Doğru bir yaklaşım değildir. Şu anda büyük şeylerin bir kısmında problem vardır. Bazı yerlerde problem yok denecek kadar azdır. Bazı yerlerde yoktur. 1 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim başladı. Epeyce iyi gidiyor. Hazırlıkları yapıyoruz. 21 Eylül'den itibaren de okulları eğer tam zamanlı olarak açamıyor isek mutlak surette mutlak surette hibrit eğitimle açmalıyız. Hele özel okullarda. Bir özel okul yetkilisi diyorsa ki ben tedbirimi aldım. Bütün sınıflarımı hijyenik olarak tedbirimi aldım. Mesafe sıkıntımı yok. Sıralar uygun. Okul bahçesi uygun. Her şeyim uygun. Ben yüz yüze eğitimi bütün sınıflarda yapacağım. Şartlarım uygun dediği zaman bana göre buna müsaade edilmesi lazım. Yine tekrar ediyorum. Özet olarak söylüyorum. Biraz önce söylediğim gibi ülkemizin birçok şehrinde, kasabasında, hele köylerde, mezarlarda veya buna benzer yerlerde bu problem yoksa örgün eğitim tamamen olmalıdır. Başlangıçta bazı derslerde ara sınıflarda hibrit olabilir. Bir kısmı uzaktan eğitim olabilir. Bunların detaylarına çalışılabilir ki çalışılıyor. Evet. Yüz yüze eğitim başlaması lazım. Başlamaması ülkeye kötülük olur. Ve eş, eğitimde eşitlik adı altında eğer ben birçok yerde açamıyorsam hiçbir yerde açmaya Cem açamayız, açmamalıyız. Mantığı, düz mantığı doğru bir mantık değildir. Evet. Doğru bir yaklaşım değildir. Eğitim almamakta eşitlik doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Hocam son e, yani soru demeyeyim ama son bir nokta e, çünkü zamanımızın sonuna gelmiş olduk. E, tabii bütün okullarımızda e, hijyen e, problemi kaldırıldı yani hijyen e, tedbirleri alındı. Tedbirleri alındı. E, ama tabii her okul donanım itibarıyla belki hazır olmayabilir ama e, mümkün mertebe herkes hazırlıklarını yaptı. E, bu konuda hani Özel okul velisi biraz daha gönlü rahat olabilir mi? Yani burada eğitim işte bu kurallara dikkat ederek yapılacaktır. Efendim çocuğum daha önemsenecektir vesaire falan. Yani biraz daha özel çünkü özel okullar ve özel okul velisi yani çok ciddi manada bir orana sahip. Ve şu anda kayıtlar yani yavaş gidiyor. İşte bu endişelerden dolayı. Ee, bununla ilgili böyle bir yorumunuzu alabilir miyim? Yani ben şunu söylüyorum özellikle. Yani Özel okul velisi e, okulun hazır olduğuna kanaat edip çocuğunu şimdiden harekete geçirsin mi? E, bir defa e, umumi olarak söylüyorum evet geçirsin eğer endişe taşıyorsa çocuğunu alıp veya kendisi gitsin okul yetkilisiyle görüşsün okuluyla görüşsün orada problem olmadığını genellikle görecektir problem varsa yani yerinde görsün değil mi görsün ikna evet. olamıyorsa göndermesin veya işte uzaktan eğitime devam edebilir veya göndermeyebilir ancak özel okullar şu an itibariyle zaten ortalamasını söylüyorum çok dolu olan da var çok azı dolu olan da var. Ortalaması zaten özel okulların şu anda bakanlığın tavsiye ettiği veya maksimumdaki sayısının yarısı kadar ancak o öğrenci var. Şu an itibariyle söylüyorum. Hatta yüzde kırklardadır kayıtta az olduğu için. Özel okullar bu tedbiri alır. Velimiz rahat olsun güvensin. Biz eğitimcilere güvensinler. Biz eğitimcilerde elimizden geleni yapacağız. Ve çocuklarımızın güvenliği için her şeyi yapacağız. Yani onların Biz sağlığı bizim sağlığımız. Bir öğrencinin ya. ne demek canına zarar gelmesi? Biz bir öğrencimizin saçının teline zarar gelmesini istemeyiz ancak yani şimdi çocuk okula gelmediği zaman sokakta başka yerde daha mı güvenli bir yerde lütfen bu konuda biraz daha cömert olalım. Evet. Doğru yerde. hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Önemli tespitler, önemli noktaları değinildi. Gerçekten herel her, özellikle ülkemizin kalkınmada artık dünya liderliğine doğru gitti bir süreçte. Bu hamleleri de görüp böyle iftarım yani göğsümüzü kabara kabara böyle ifade ettiğimiz anlarımız oldu. Elhamdülillah. Yüreğinize çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Rabbim gayretlerinizi arttırsın. Bu ülkenin Eğitiminde çok ciddi önemli katkılarınız var. Hele özel okul noktasında Rabbim muvaffak eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Hep yüzleri gülsün. Ülkemizin geleceği aydınlık olsun. İnsanlığın geleceği aydınlık olsun. Herkes huzurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Temennimiz bu. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, değerli dostlar okullar açılıyor. Allah'ın izniyle. ve. Gelin eğitimcilerimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza, gelin birbirimize güvenelim. Ama mesafeye dikkat edelim. Hijyen problemlerini ortadan kaldıralım. Yani hijyen tedbirlerini alalım ve bir de maskemizi takalım. Sonra ellerimizi açıp "Allah'ım sen hafizsin. Bizi, ülkemizi her türlü salgından şer güçlerden muhafaza eyle. Çünkü 21. yüzyıl bizim yılımız. Bizim yüzyılımız. Bizim aileye vakit ayırarak aileden yeniden şahlanacağımız bir yüzyıl. Rabbim yüzümüzü her daim tebessümlü kılsın. Bizi ve ülkemizi, İslam alemini, gönül coğrafyamızı yükselsin inşallah. Allah'a sağlık efendim.